odatda Jabrol alayhissalom bir arobiy ko'rinishda kelardilar. Yoki hech kim ko'rmasdi-yu, rasulona bir yuk bosardi, shunda vahiy kelardi, Allohning xabari kelardi. Bu safar Jabrol alayhissalom keldi, rasulona yelkasiga boshini qo'yib yig'lab yubordi. Ya Jabrol, nima zotabki, ey Jabrol, nima yig'layapsiz? Qodaja xabaril qiyoma, qiyomatning xabari kelib qoldi. La ya Rasulullah, yok Rasulullah, kıyamette haberi kekeni yok. Oğlum tüzelip kaldı deyip kursan bulu yapsınız. Oğlunuzu yakış görürsünüz dediler. Ya Cebrail, oğlumla dünyaya iş olmayın. Hakikatte yakış görürüm. Cüneyem oğlumla muhabbetim falan dediler. Cebrail yine yığladılar. Ya Rasulullah, min bilen birge kim kekenini bilersiniz mi? Kim geldi ya Cebrail? Azrail aleyhisselam kendiler. Bugün oğlunuzun ruhu kabız kılınadı. Allah sizge hiç kaçan oğlu farzın vermeydi kendi. Sizden ki gün oğlunuzu peygamber makamına ap çıkıp koyadı deyip teşviş kılınadı. Hamda dediler. La yecme'ani muhabbeteyni fil kalbil vahid. Bitti kalpte ikide muhabbet cemlenmeydi. Ya ümmetini telleyin, ya oğlunuzu telleyin. Resulullah'ın bütün vücutları kaldırıp gitti. Dad devardılar, ya Rabbi, karegen çoğumda bu kandağ imtihan buldu indi. Ya Cebrail birader dediler. Bu kandağ minge imtihan, kandağ buldu indi. Şunu da oturup kaldılar, yığılavardılar. Cebrail Aleyhisselam'a yığılıp durup ettiler ki, ya Resulullah, hemen farişlilerin duayı kolunu açıp koydu. Ben o zaman dua kılamayın. Sizi duayı şüphesiz kabul. Kirin Allah ki dua kılaylık, siz alemden ötkün şu oğlu istirip dursun dedi. Resulullah ettiler ki, şunu dağ mı ya Cebrail? Ben oğlumla ömrüne soruşka kegen peygamberimiz ben de. Meyle, ya Cebrail, ben eğer ihtiyar verilse ümmetini derledim. Lekin dua kılayın siz ham. Ben ham dua kılayın ki, oğlumla oranıge İslam'a hizmet kıladigan farzatlardan sahabe ümmetlerimge, ahir zaman ümmetlerimge Allah oğlumla oranıge sadakatli farzatlardı birse acetmez, dua kılayın deyip yığla dua kıldılar. Ya Cebrail, oğlum bilen hayırlaşıp alıştaki icazet verirler mi ki? Azrail aleyhisselam sizi işareyizi kütüyordu. Hayakılı yaptılar, üyeli yaptılar. Resulullah çıkıp karasının oğulları sağlam babkaya. Bir neşte sahabe balları bilen oyuna birken eken, yangak oyunge okşayken bir oyundu. Karasılar içi de en çıraylıge özünü oğlu. Güzel kulukluyik, güzel suratliyik. Resulullah uzak oğullarige tikilip durdular da, ya kurrata ayin, ey gözümünün karası, ta'al beka kelim dediler. Oğulları yugürüp keliyordular, oğullarını başına silap, bakarige basıp, oğlum, siz safarige ketedigen bu kaldengiz ku dediler. Kursan bulup oğulları, hal elbise libasın cedide, bunday bası yenge kiyimlerimle kiyip alayım mı kim? Resulullah yığılıp yuvarı, ey balam, siz kiri, kiyim kireyi bu meydigan, dünya kireyi bu meydigan, cahaya ketedigen bu kaldengiz. Üyge kirip, bir mehmanda ziyaret kıpçık siz kireyi dediler. Fahmi farasette Resulullah'ın kanı bu genliği için tarzın derhal düşündüler. Onday bosa mana bu yong'oqni omonat oluvdim berib qo'yay dedilar. Bu gapni eshitib Rasululloh dod devordilar. Ya Rabbi, shunday omonatchi, shunday bir farosatli o'g'lim bor edi dedilar. O'g'illari borib haligi yong'oqni o'rtoqlariga berib, har biri bilan qo'l berib xayrlashdi. Xuddi kattalardek ularni ba'zi birlarini yuziga yuzini qo'yib, mahkam bag'riga bosdi. Jabroil alayhissalom chidamayaptilar, yig'lab turibdilar. Ya Rasululloh, duo ilalloh. Allah'a dua kılın, Allah'a dua kılın deyip türüptüler Cebrail aleyhisselam. Resulullah yığılıp oğlanı tamaşa kıldılar. Hem ortakları bile kucaklaştı. Kildiler. Resulullah'a ettiler ki, ya abi, ya atacan, endi siz başlayın. Çünkü siz atanın ihtiramı hakkında kub hadis etkensiz. Sizi aldığınızda kesin bir adabçılık olmasın. Arka izden baraman. Bu gap yine Resulullah'a ala okuydu. Ya Rabbi. Farosatlik, aqllik, taqvodor o'g'lim bor edi. Orqalardan ketdi. Yo'lda sahobalar bilan ham xayrlashdi. Abu Bakr Siddiqlarni quchoqladi bola. Ular nima bo'layotganini tushunmaydi. Nimaga Rasululloh yig'layapti? Nimaga bu yerdagi hammasi bilan quchoqlashib xayrlashyapti? Hech kim tushunmaydi.
Uyga kirishlari bilan burchakda o'tirgan Azroil alayhissalomga o'g'illari Ibrohimni ko'zi tushdi. Mehmon deganingiz shumi dedilar. Ha, shu o'g'lim. Otajon, bu mehmonga qarasam qaltirab ketyapman, qo'rqib ketyapman. Ey bolam, bu mehmon shunaqa odamlarni qo'rqitadigan, otadan bolani ajratadigan, qabristonni obod qilib, shahristonni barbod qiladigan mehmon dedi. Shu zahoti o'g'illarni boshiga og'riq keldi. Mahkam boshini ushlab, "Yu'allimuni ra'si, boshim qattiq og'rib ketyapti," deb qoldilar. Rasululloh o'tirdilar-da, "Keling o'g'lim, boshingizni qo'yib oling oyog'imga," dedilar. Shunda tizzalariga boshini mahkam qo'yib oldi. Rasululloh o'g'lini mahkam ushlab, "Ya Jibroil, qayerdasiz?" "Shu yerdaman ya Rasululloh." "Azroilga ayting, o'g'limni jonini sekin olsin," dedilar. "O'g'limni qiynamasin, Allohga berdim. Qiynamasdan jonini olsin," dedilar. Jibroil olsin yig'layaptilar. O'g'illari bir qaltiroq tutdi-da Rasulullohga bir qarab tabassum qilib bir kuldilarda jon taqsim qildi. Rasulullah o'zlari yuvdilar, o'zlari kafanladilar, o'zlari janoza o'qidilar, o'zlari borib qabrga qo'yib tuproq tortgandan keyin dod deb yig'lab yubordilar. Ashoblar aytdilarki, "Ya Rasululloh, o'zingiz qaytargan narsani o'zingiz qilasizmi? Axir yig'lamang deyardingiz-ku." "Ey azizlarim, bo'lgan voqeadan sizlar bexabarsizlar. Bugungi mening boshimga tushgan imtihon insonni boshiga tushsa toqat qila olmasdi," dedi. "Bugun Alloh uchun ummatimni ixtiyor qilib o'g'limni topshirdim. Agar o'g'lim sizlarning o'g'lingiz bo'lganda o'ylab yurgan bo'lardi." Hamma sahobalar yig'ladilar. "Yo vaylato," dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Yo musibato, bunday musibatga Alloh sizga sabr bersin," dedilar. Azizlarim, haqiqatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orzu qildilarki, "Meni o'g'limni o'rniga, meni ummatimdan o'rnini bosadigan o'g'illar chiqadi," dedi. Endi bir fikr qilaylikchi, biz shunaqa farzand bo'lib boryapmizmikin? "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, o'g'lingizni bizni o'rnimizga fido qilgan ekansiz, biz shunga loyiq farzand bo'ldik," deyapmizmi? Yoki bizga bergan farzandlarni shunga munosib tarbiya qilyapmizmi? "Mana bergan farzand o'g'lingiz, mana sizning o'g'lingizni o'rniga namozxon, ibodatchi o'g'il olib keldik," deyapmizmi? Yo ichuvchi, benamoz, badbaxt o'g'il olib keldik, deyapmizmi? Kim qiyomatda qaysimizni aytamiz? Qaysi yuz bilan, qaysi dil bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga boramiz?